Nedim Şener Artık mızrak çuvala sığmıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Haziran 2018 günü Sözcü Gazetesi'ne yaptığı açıklamada Millet İttifakı olarak çalışma yaptık. Başında da İbrahim Kaboğlu vardı. 3 aşağı 5 yukarı bir mutabakat metni şu an elimizde dedi. Ortaya çıktı ki Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi ve Halkların Demokratik Partisi yalnız kamuoyundan değil, kendi parti üyelerinden bile gizli bir şekilde 13 Ocak 2018'de 7 Mayıs 2018 tarihleri arasındaki dönemde bir anayasa değişikliği çerçeve metni oluşturmuşlar. Kılıçdaroğlu'nun elimizde dediği mutabakat metnini hazırlamışlar. Ümit Özdağ açıkladı. İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, önceki gün o mutabakat metninin içeriğini açıkladı. Böyle bir çalışmadan bir yıl sonra 29 Haziran 2019 günü haberdar olan Ümit Özdağ, önce kendi partisinden milletvekillerini aramış ama onlar da bilgilerinin olmadığını söylemiş. Özdağ, anayasa taslak çalışmasının başında olan CHP'li İbrahim Kaboğlu ile görüşmesini önceki günkü basın toplantısında şöyle aktardı. Bu konuşmayı takiben önce İbrahim Kaboğlu'yla telefonda konuştum, sonra meclisteki odasında buluştum. Kaboğlu'na sordum. İyi Parti, CHP, Saadet Partisi ve HDP ile birlikte bir anayasa taslağı çalışmalarına katıldı mı? Evet katıldı cevabını verdi. Kulaklarıma inanamadım. Anayasal Demokrasi Çalışması Yol Haritası başlıklı metinde ilk toplantının 13 Ocak 2018'de yapıldığı, bundan sonra çalışmaların mahremiyet ilkesine bağlı kalınarak yürütüleceği kaydedilmiş. Yol haritasında ortak ilkeler başlığı altında dört siyasi partinin liderinin katılımıyla gerçekleştirilecek bilimsel bir anayasa toplantısı vesilesiyle kamuoyuyla örtülü veya açık olarak paylaşılacaktır kararı da yer almış. Kamuoyuyla örtülü paylaşılacaktı. Peki Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi ve Halkların Demokratik Partisi'nin mahrem yürütü ve kamuoyuyla örtülü biçimde paylaşılacak çalışmada ne var? Anayasanın başlangıcı bölümüyle ilgili öneri de aynen şu yazıyor. Başlangıç herhangi bir kişi kurum ya da değeri kutsallık atfetme ya da meşruiyet kazandırma kaygısı taşımaktan uzak, toplumu geleceğe yönelik hedeflerde birleştirici ve bütünleştirici temennilerle sınırlı anayasaya toplum sözleşmesi ve ortak kimlik belgesi niteliğini kazandıracak bir içeriğe sahip olmalıdır. Kaboğlu Başkanlığındaki komisyonun mevcut anayasanın başlangıç bölümünde rahatsız oldukları ve değiştirilmesini istedikleri kişi, kurum isimleri, karşı çıktıkları değerler nelerdir? Onu da mevcut anayasanın başlangıç bölümünden okuyalım. Türk vatanı ve milletinin ebedi varlığını ve yüce Türk devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu anayasa Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve onun inkılap ilkeleri doğrultusunda dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ebedi varlığı refahı maddi ve manevi mutluluğuyla çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi yönünde millet iradesinin mutlak üstünlüğü egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun bu anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bütün icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı. Atatürk Türk Türk Milleti metinden çıkarılıyor. Peki komisyon nasıl bir başlangıç metni öneriyor? Onu da taslaktan okuyalım. Biz Anadolu uygarlıklarının mirasçısı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin çocukları dahil kadın ve erkek yurttaşları olarak özünde insan onurunun bulunduğu, hak ve özgürlüklere dayalı, eşitlik ve barış içinde yaşayan bir toplumu kurmak ve bunu gelecek kuşaklara emanet etmek amacıyla bu anayasayı hazırladık gibi bir cümleyle başlamalıdır. Görüldüğü gibi Türk, Türk milleti, yüce Türk milleti, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk, vatan gibi kavramlar komisyonun çalışmasında yer almıyor. Çift dilli eğitim önerisi. Komisyon mevcut anayasanın 3. maddesindeki Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür, dili Türkçedir ifadesinden de rahatsızlığını kayda geçirmiş. Şöyle bir başlıkla görüşünü yazmış. Resmi dil ve Türkiye'de konuşulan diller. Türkiye devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütünlüğünü temsil eden dili Türkçedir yerine resmi dil Türkçedir ifadesiyle dolaylı olarak başka dillere de kapı açılmasını sağlamayı amaçlıyor. Hatta Fransa ve İspanya anayasalarından şu örnekler veriliyor. Resmi dil Türkçe olmakla birlikte Fransa Anayasası'nın 71'e 1. maddesinde yer alan bölgesel diller Fransa'nın ortak mirasının parçasıdır ifadesine veya İspanya Anayasası'nın 3'e 3. maddesinde yer alan İspanya'nın farklı dillerden oluşan zenginliği, özel saygı ve koruma getirilmesi gereken bir kültürel mirastır ifadesine benzer bir ifadeye anayasada yer verilmelidir. Bu yönde Türkiye'nin farklı dillerden oluşan zenginliği ortak kültürel mirasın bir parçasıdır cümlesi önerilir. Peki resmi dil konusundaki değişikliğin temel amacı ne? CHP, İP, SP, HDP'nin oluşturduğu İbrahim Kaboğlu başkanlığındaki komisyon gizlemeden şöyle yazmış. Böylece yasa koyucunun çift dille eğitim konusunda yapabileceği girişimlerin anayasal dayanağı sağlanarak anayasaya aykırılık doğması önlenmiş olacaktır. Yani gizli amaç Türkiye'de konuşulan dillerle ilgili değil, çift dilli eğitim. Tasan 15. sayfasında ana dilde eğitim konusunda yasa koyucuya belirli bir takdir alanı bırakılmalı ve çift dilli resmi dil ve ana dil eğitime açıklık prensibini benimsemelidir. İki dilli eğitimin önü açılmıştır deniliyor. Üniter yapıda değişiklik. Sadece dil birliğini yok ederek değil, devletin üniter yapısının da değiştirilerek bölünmesinin önünü açacak değişiklikler de öneriliyor. Bunun yanında mevcut anayasanın 6. maddesindeki egemenlik kayıtsız şartsız milletin der. Türk milleti egemenliğini anayasasının koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz maddesindeki yetkinin uluslararası kuruluşlara devredilmesi şöyle planlanmış. Yetki devrini gerektiren ve insan hakları, demokrasi, barış ve hukuk üstünlüğü değerlerine bağlı kalarak kurulmuş uluslararası kurumlara üyeliğin getirdiği istisnaların saklı olduğu metinde belirtilmelidir. İşte Millet İttifakı denilerek ülkeyi bölünmeye götürecek anayasa çalışması. Gerçek ortaya çıkıyor. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Nedim Şener Ahmet Hakan Ümit Özdağ'la Muharrem İnce arasındaki farklar. İkisi de partisinden memnun değil. İkisi de yaptıkları açıklamalarla olay oluyor. İkisiyle de tarafsız bölgede konuştum, edindiğim izlenimlere göre aralarında şu türden farklar var. Özdağ tepeden tırnağa ideolojik. İnce popülaritenin altın çocuğu. Özda haklılığını kanıtlama peşinde. İnce posta koyup pres çekiyor. Özda enindeki iddialarla vuruşuyor. İnce iddialara karşı vuruşuyor. Özda partisini raya oturtmaya çalışıyor. İnce yeni bir ray inşa ediyor. Özda taktik ve strateji gözetiyor. İnce taktik maktik yok. Bam bam bam. Özda vuruşarak çekinmemeyi deniyor. İnce vuruşarak çekinmeyi. Özza her şey yeni başladı havasında. İnce yetti gayri havasında. Özza ben bu işin kitabını yazdım diyor. İnce ben mesliyim diyor. Ümit Özdağ doğru söylüyor. Akşener doğru söylemiyor. Ümit Özza şöyle dedi. İyi Parti, HDP, CHP ve Saadet Partisi ile ortak anayasa çalışması yaptı. Meral Akşener de buna karşılık şöyle dedi. Yok öyle bir şey. İYİ Parti böyle bir çalışmanın içinde olmadı. Independent Türkçenin yayınladığı belgeye göre yapılmış böyle bir çalışma. Tasdan adı Anayasal Demokrasi Çalışması. Taslakta şöyle bir ifade yer alıyor. CHP, HDP, İ Parti ve Saadet Partisi'nin temsilcilerinin uzmanlar eşliğinde 4 ay boyunca yürüttükleri ortak çalışma metninin kısa özeti. Tarih 30 Nisan 2018. Taslakta ana dilin statüsü de var, ana dilde eğitim de var. Sonucu açıklıyorum. Ümit Özdağ doğru söylüyor. Meral Akşener doğru söylemiyor. Ahmet Hakan